TRT Podcasting yayınına hoş geldiniz. Aşkın isimleri. Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak, Nesibe Sarıhan. Sevgili dinleyicilerimiz Aşkın İsimleri programıyla Allah Teala'nın o güzel isimlerine devam ediyoruz. Ben Nesibe Sarıhan, kıymetli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Bu haftaki isim El Habir. E, her şeyin iç yüzünden haberdar olan anlamını barındıran, bizim gündelik dilimizde de çokça kullandığımız haber kelimesini de hatırlatan sanki. El Habir ismi şerifini bizlere anlatabilir misiniz kıymetli hocam? El Habir ismini nasıl anlamalıyız? Şimdi El Habir ismi şerifi hani bazen böyle sitemvari konuşuyoruz ya duyduğumuz zaman anladığımızı zannettiğimiz hatta üzerinde de çok durmadığımız efendim e, kelimeler var. Allah Teala'nın ayetleri için de böyle maalesef. Yani dağlardan taşlardan bahsederken işte namazı kılın, e, oruç tutun, zekat verin denildiğini ya işte biliyoruz namaz diyoruz mesela geçiyoruz. Ama şu unutulmamalı ki Kur'an-ı Kerim'de tekrar yoktur. Yani hiçbir ayetin tekrarı yoktur. Şöyle düşünelim, biraz böyle hani düşünmeyi seven arkadaşlar oluyor ya dinleyicilerimize de bir ufuk açmış olalım. Yani nasıl tekrar yok işte? Ellezine kaç kere geçiyor? Ya eyyühellezine hellezine, amenu kaç kere geçiyor? İşte Rahman suresine febi eyyi aila i rabiküma tükediban. Hocam bulur mu? Tek tekrar değildir bu. Hani ne diyoruz biz? Bir insanın bir anı, bir anıyla asla denk olmaz ve aynı olmaz karşımızda bir suret görürüz. Ortamda, mekanda, belki zamanda saniyelerle bile olsa bir aynı hal gidiş gibi görürüz ama ne fiziki olarak, ne ruhi olarak, ne kalbi olarak, ne akli olarak, ne hayal dünyasında hiçbir anımız bir anımızı tutmaz. Bunun böyle oluşundaki sebep insanın böyle programlanmasıdır. Böyle programlanmasındaki sebep Allah'ı anlamamız içindir. Şimdi ne demek bu? Yani niye Allah'ı anlamamız için? <laughs> yani Allah Teala'yı da idrak etmek için yaratıldığından kul, Allah Teala'nın o idrakine kabiliyeti olsun diye, kişinin kendi halini kendisine arif olarak tanıması, kendinden haberdar olması, ve o kendinden haberdar oluşla benim yaratıcım nasıl? sorusunu kendisine sorması lazımdır. Kur'an-ı Kerim'de Habir ismi geldiğinde pek üzerinde düşünülmeyen bir kelimedir bu. Niye Kur'an-ı Kerim diyoruz? İlk defa dinleyenler için bir hatırlatalım. Esmaü'l Hüsna'yı konuşuyorsak bizim bu 99 isim olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şekilde işaret ettiği esmanın isimlerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen Allah Teala'nın isimleri var mıdır? Vardır. Ama esma ül Hüsna'yı konuşuyorsa Kur'an-ı Kerim'den konuşuyoruz demektir. Demek ki Habir ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Fakat hep bir şeylerle beraber geçtiği için Allah şundan haberdardır, bunu bilir, yaptıklarınızı bilir, sakladıklarınızı bilir, amellerinizi bilir, söylediklerinizi bilir, şeklinde bir vasıf gibi gördüğümüzden El-Habir kelimesinin derinliğini bilmiyoruz. Şimdi bu bir toz kaldırdık yine her zamanki gibi. Bir hallaç bombu gibi attık. Derinliği sizden deneyeceğiz şu Kıvama inşallah. bir potaya koyacağız. Eyvah. Yani üzerimizdeki ayıbı örtecek kadar bizi dış etkenlerden koruyacak bir yorganın üzerimize çekilmesi gibi El-Habir ismi şerifi de bize bir lazım olan şeyi almak, lazım olmayan da dışarıda bırakmak gibi bir hal verecektir. Şimdi haber kelimesinden başlayalım. Haber kelimesi haber kelimesi aynı kök zaten. Ama kelimenin kökü haber. Haber. Yani bizim evet ana haber diyoruz ya, bir haber ver diyoruz ya, bizim şu anda kullandığımız bu haber Arapça bir kelime. Peki haber dediğimizin Neyi kastederiz biz günlük hayatımızda? Mesela birisi size gelse ve dese ki senin çocuğun ismi bu dese. Evet bak sana haber getirdim dese. Ya ne yapıyorsun ben bunu biliyorum zaten deriz. Bir. Başka bizim için bir haber bültenine baktığımızda Fatma Hanım geldi alışverişini yaptı evine gidiyor denildiğinde. Ya şimdi bu haber mi kardeşim? Bunu niye bana söylüyorsunuz deriz. Ha demek ki haber de bir lüzumsuz olan değil, lazım olan, gerekli olan malumat kastedilir. Malumatı analiz ederek hayati ehemmiyeti olan haberlere nebe denir. Nebe. Nitekim enbiya, nebi kelimesi buradan gelir. Hayati mevzuları bizim, lütfen buraya dikkat etsin dinleyicilerimiz, çok önemli bir şey söylüyorum. Yani bunu El-Habir kelimesinin açılımını, şerhini anlatan kitaplarda bulamazlar. Bu sohbetlerden aldıklarımı daha evvelde sıkça arz ettiğim gibi onları aktarmaya çalışıyorum. Bakın nebe kelimesindeki haberle haber kelimesindeki kastedilen bilgi arasında fark vardır. Haber kelimesinde sizin kendi uğraşlarınızla da haberdar olabileceğiniz, bilgi alabileceğiniz kaynaktan bahsedilir. Fakat nebe kelimesi öyle değildir. Kendi uğraşınızla elde edemeyeceğiniz haberlere sahiptir nebiler. Ve nebe ile gelir. Bizim hiç bilemeyeceğimiz, kaynak bulamayacağımız, hani tabiri caizse bir kişinin ağzına bakarız, bir kişi ancak görmüşse ondan öyle haberdar oluruz, başka kaynağımız yok. Konumundaki aldığımız bilgilere nebe kıvamında ve bizi kurtaracak olan elzem olan yani mühim de değil ehem olan mevzuları nebe şeklinde o kategoride ekleyebiliriz. Fakat haber dediğimizde kişinin başka kaynaklardan da bunu öğrenmesiyle alakalı bir bilgiden bahsederiz. Şimdi bunun elhabire ne faydası var? Öyle değil mi? Bakın şimdi bu mu muazzam bir şey. Allah Teala Habir ismi şerifini Kur'an-ı Kerim'de terkip olarak beyan ettiğinde sizin amelleriniz şöyle şöyledir Allah Habir'dir. Siz böyle böyle yaptınız Allah Habir'dir. Habir de şeklinde hep belli mevzularla alakalı insanların bunu sadece ben bilirim ama o bilmez. Şurada saklarsam haberdar olmaz gibi bir düşünceyi izale etmek için gelmiştir hep. El Habir kelimesi. Fakat Yine biz dinleyicilerimize anlamıyor muamelesi yapmayacağız. Bu konuya girmeyelim canım. Bu kadar anlatırsak, derine inersek bizi dinlemezler demeyeceğiz. Dinleyicilerimizi küçük görmeyeceğiz ve yarım dakikalık bir izahat daha vereceğiz. Nedir o? Habir kelimesi, habir kelimesi gibi değildir. Bir kere habir kelimesi, habir dediğinizde ki kullanımı yok. Bir şey duymuş ondan haberdar olmuş veya size haberdar eden manasına gelir. Fakat habir kelimesi habib gibi iki manaya da gelen geçişli geçişsiz dediğimiz Türkçedeki bilmiyorum şu anda hala öyle mi kullanılıyor? Bizim lazimi ve müteaddi dediğimiz Arapçadaki kalıplardadır. Yani habib dediğinizde habib hem sevgili manasına gelir hem seven manasına gelir. Habir dediğinizde de hem haberdar olan manasına gelir hem de haber veren zat manasına gelir. Bunu bu çok, çok bu çok değişik. Çok tabii. muhteşem aynı zamanda. E, tabii. öyledir. Yani e, biz şu anda bile bunu birisinden haber alırken onunla iletişime geçeriz. O da bizden haber alır. Bu kadar kişi bunu dinledi der. İletişime geçildiği alakası vardır. Öyle değil mi? Evet. Bir bilgide toplanma, bilgiyi merak etme şeyi vardır ki dersin başında, sohbetin başında arz ettiğim bir insanın kendisine bilgi toplama ihtiyacında hissetmesi bile Allah'ı tanıması için ona verilmiş bir yazılım programıdır. O yüzden herkes meraklıdır aslında. Din ve iman, aleyhissalatü ve selamla bize bildirilen İslam insana lazım olan haberleri ayıklayabilme kabiliyetini insana verir. Bugün bakın ben deniz gelirken trafikte kaldım. Sebebi ne biliyor musunuz? Benim şeridimde benim kulvarımda ayrılmış yolda olan kaza değil karşı taraftaki kazayı merak edenlerin dönüp bakması yüzünden tam 45 dakika geç kaldım ya işte. bahsettiğiniz merak duygusundan merak duygusuyla sen bayındırlık bakanlığında çalışmıyorsun inip de karayollarındaki zayiatı ölçmeyeceksin hızır acil serviste müdahale edeceğin yok o yaralıya niye bakarsın meraktır bu peki bir insan niye bu kadar çok şeyi merak eder Gerçek haberdar olması gereken şeyle meşgul olmayan bir insan tabiat boşluk kabul edilmez fehvasınca muhakkak başka yığıntılarla lüzumsuz haberlerle zihni beyni hayata işgal olur. İşte bu çok önemli. Tam bunu soracaktım hani her merak merak mıdır ki bunu açıkladınız. Her, her merak meraktır ama her merak meşru değildir. Eyvallah. Yani insan başına bela olacak şeyleri de Böyle bodoslama, e, dop doğru üstüne gidebilir. Doğruymuş gibi gidebilir. Şimdi dağıtmadan yine toparlayacağım, söz veriyorum. Estağfurullah. El-Habir ismi hem haberdar olan demektir, hem de haber veren demektir. Fakat bir nüans daha var burada. Habir. Bir vezin var burada. Arapça'da kullanılan bir vezin. Habir. Ne demek? Şimdi Habir, Muhabir dediğinizde, Haber veren kişi dediğinizde, muhbir dediğinizde, bu şu demektir: hadise oldu, gördü ve naklediyor. Şimdi bakın, nakleden kişi haberi veren kişidir. Öyle değil mi? Eyvallah. Ama aynı zamanda gördüğü için haberdar olan kişidir. Öyle değil mi? Şahit de olmuş. Şahit. Peki haber ne? Hadise vuku ol, bulmadan evvel kendi ilminde bu haberin kendisinde bulunduğu zat demektir. Eyvallah. Şimdi o zaman şimdi ayeti kerimeye bakalım. Estaizu Vallahu Wallahu alimun bime te'amelune habir. Muhakkak ki Allah sizin yaptıklarınızı yaptıklarınızdan haberdardır. Te'amelune habir. Ben bunu amer olarak yaptıktan sonra olsaydı o habir sıfatıyla gelmeyecekti. Bazı ilahiyatçı geçinen asla Kur'an-ı Kerim'in insaf, iman ve izanına maalesef mazhar olamayan kişiler basit bir Arapça bilgileri olsaydı bu ayetleri bunu doğru şekilde anlarlardı. Bima ta'maluna habir sizin amel diye yaptığınız, ortaya koyduğunuz şeyleri siz icat ettik zannediyorsunuz ama siz Allah'ın size haberdar ettiği, bak dikkat et, sizi bu amelden haberdar eden kim? Allah. Bakışlar dağıldı gibi oldu. Nesibe Hanım ben size biraz yardımcı olayım. Ben bir amel yapıyorum, bir iş yapıyorum. Bu iş hani bir kategorize siyah beyaz olarak anlatırsak ya iyi bir iştir bu ya kötü bir iştir. Doğru mu? Eyvah. Ben bunun iyi ve kötü olduğunu nereden biliyorum? Hani iyi ve kötü olduğunu nereden biliyorum? Yani şu andaki ben de iyilik ve kötülük kavramları Bende bunun oluşması neyle oluyor? İşte aileden aldım, bilinemeden aldım ama onu konuşmuyoruz şimdi. Yok kuyruktandı, yok işte alt beyindi, üst Ahlak, beyindi. Ahlak, yazılım programı. Allah'tan ilahi bir kanun Eyvallah. çerçevesinde iyi kötüyü tefrik edebilecek bir vicdana sahibiz. İşte. Doğru mu? İyiliği ve kötülüğü bize bildiren Hazreti Allah bu amellerin de varlığından haberdar mı? Haberdar Eyvallah. ki bize öğretti. O zaman ben bunu yere fırlattığım zaman çat diye düşüp kırıldığında benim yaptığım bu kötü amel benim yazılım programında kötü bir amel olarak kayıtlı mı? Kayıtlı. Ben bunun kayıtlı olduğunu programımda çıktığında tıkladığımda görüyorum. Benim bilgisayarımda bir şeyi tuşa dokunup tıkladığımda o programın öyle olduğunu biliyorum. Öyle değil mi? Evet. Açıyorum benim sesle aramam var telefonumda. ismi söylüyorum. Fatih Çıtlak diyorum. Getiriyor. Ama kalkıp da oraya başka bir isim söylesem ben yani. Kayıtlı olmayan bir isim. Kayıtlı olmayan. Aramaz. Arif Sadesen mesela. Şimdi ne diyecek? Onu, onu alıp getirmiyor ki. Benim burada yazılı olması lazım bunun. Benim de amellerimde madem ki iyi ve kötü olarak bildirilen ameller çerçevesinde hareket ediyorum. Burada Allah'ın beni kötülüğe itip iyilikten çekme gibi bir dahli yok. Beni hür bırakmış. Ama bu iyidir bu kötü demiş. O zaman benim amellerimi ve benim amellerim yapmadan evvel bendeki potansiyeli ezelden bilen el habir var. Haberdar bunlar. Örnek muhteşemdi bu arada. Yani anlamayan kalmaz herhalde artık. Yani ben dedi biraz uzattım farkındayım ama. Bima ta'meluna habir denildiğinde de dehşet bir şey var. Hadi ben bunu yaptım diye Allah'a meydan okuyamazsın. Kafa tutamazsın. Neden? Bima ta'meluna habir kelimesindeki ezelden haberdar ve ezelden sana haber verici manasını düşünürsek. Anlatabiliyor muyum? Esam. O zaman şöyle bir şey çıkıyor. Siz bunu ortaya koydunuz. Bu ortaya koyduğunuz sizin icadınız değil. Bizce malum olan bir fiil. Merak etmeyin. Biz ezelden bunu yapabilecek kabiliyetiniz olduğunu bildiğimizden elbette şu anda bu senin bile bildiğin bir haber olduktan sonra Allah'ın bilmemesi düşünülemez demektir. Çok güzel. İmanı bize te telkin ediyor bu haber. Yani şu anda sen bir amel yaptın sen bile biliyorsun. Ya, senin bildiğini o bilmez mi? Allah muhbir demiyor, habir demiyor. Gördü o da merak etme tamam. Ameni demiyor. Sen bunu yapmazdan evvel bunu yapabilme. Tercih ettiğinde de neyle karşılaşabilme durumun olduğunu ezelden bilen, habir. Peki bildiren manasını alırsak muhbir. Size bunlar yokken daha bu ameller bile yokken size bu iyiliği ve kötülüğü haber veren Allah demektir. İşte El Habir ismi şerifi bu sebepten dolayı çok üzerinde düşünülmez. Haberdar Allah biliyor haberi var haberi var haber var mı duymuş mu bana böyle hafiye teşkilatı mı ya? İntikam etti mi telefonumuzu dinliyorlarmış gibi. bu, değil burada. Senin yapacağın amellerden senden ezelden haberdar olan yegane zat demektir. Annem babam bilmiyor muhitim bilmiyor. Sen doğmadan evvel. Allah'ta senin bütün dökümün var, bütün künyen var. Nelere kabiliyetli olacaksın? Milyon kere milyon kere milyon adet kötülük yapmaya potansiyelin var. Neleri yapabilir? Bu bu kadar. Hangi iyilikleri yapabilir? Bu kadar. Hangisini tercih edecek kulun? Allah ilminde haberdar. Ama kul bilmiyor. Kul bu dünyada kendi ezeli, ebedi programı öğrenmek için onu ezelden bilen, ona haber veren bir zata muhtaç olduğundan dolayı Esma-i Hüsna'daki Allah'ın ismi El-Habir olarak gelmiştir. Çünkü ben sizin ne kadar bildiğinizi bilemem. Mesela El-Alim geçti. El-Hakim de geçti. Ben sizin ne kadar bildiğinizi bilemem. Ama bak sen geçen gün böyle yaptın veya sen şöyle şöyle oldun dediğinde ha bak benden haberdar oluşunuza göre bendeniz sizin ne yaparım? Benim hakkındaki bilginiz, yaklaşımınız durumundan haberdar olur. O zaman şimdi hiç unutmuş gibi görünsek de bizi sadık şekilde dinleyen dinleyicilerimize, talebelere, hangi talebelere burada öğrencimiz manasına talep edemiyorum. Talep edenlere bir hatırlatma yapalım. Ne demiştik biz? Esma-ül Hüsna mütalalarında doğru bir mütala yapmak istiyorsanız muhakkak kelimeyi tevhide ve Bismillahirrahmanirrahim manzume-i ilahiyesine mutabık olması lazım. O zaman Allah'ın bizden haber vermesi bizim aleyhimize değil, bize Rahman ve Rahimiyeti çerçevesinde bize haberdar eden El olan Allah demek. Biz yaptığımız amellerin iyi olduğunu nereden bileceğiz? Bir anne, mesela bir kadın tanımıştım. Ben hastanede beklerken çocuğunu getirdi, doktor bağırdı çağırdı. Kadın dedi sen deli misin dedi, divane misin? Ne yaptın bu çocuğa dedi, havale geçiriyordu çocuk dedi. Çocuk ateşlenmiş, ateşlendiği içini üşüyorum demiş. Bu da üzerine battaniye binlerine sarmış. Çocuk böyle tam havale geçirirken, yani dövecekti neredeyse doktor. Şimdi o kadın iyilik yaptığını zannediyor. Hı hı. Ama doğru bir haber değil mi? Doğru bir haber alsa, haberi sadıktan alsa, sadık olan peygamberden getirilse o haber nasıl bir sen hayatımız kurtuluyor? O insanın merhameti kör bir merhamet olduğunda o çocuğu kurtarabiliyor mu? Kurtaramıyor. Çocuğumuz ilahlarımızın yanına çıksın diye diri diri çocuklarını kesenler vardı. Katledenler vardı çocuğunun kanını içenler vardı. Bunları ibadet diye yapıyorlardı. O zaman El-Habir ismi şerifi Allah'ın kendisinden bize haberdar etmesidir. İyi ve kötü amelleri bize bildirmesi olarak haberdar etmesidir. Yaptığımız ameller ortaya çıktığında zayi olmasından hiç endişe etmeyelim. Güzel amellerse Allah bu yapılandan haberdardır. Bunu bize telkin etmesidir. Bizi bize anlattığından dolayı kendimizi tanımamız için de el-habir olan Allah Teala'nın rahman ve rahimiyetiyle bize bahşettiği haberlere muhtaçız. Kendimizi tanıyamıyoruz çünkü. Kendimizi bilemiyoruz. Aşk ve ahlaktan beri siz özellikle altın çizdiğiniz nokta hep budur. Önce kendimizi bilmek. Kendimizi Tabii tanımak. Tabii şimdi Allah'ı kim teyit edecek? Yani Allah Teala Allah vardır. Defaatle de söyledik ama hiç problem değil. Yani her program konuşulsa azdır inanın ki. Eyvallah. Sen kimsin ki Allah'ı tasdik makamındasın? Allah'ı ben kabul ediyorum. E kabul etme istersen. İstersen kabul etme. Allah'ı kabul ediyorum diyen bir kişinin bu sözün geçerli olabilmesi için kendinden haberdar olması lazım. Kendini bilmeyen bir kişinin sayıklama halinde nasıl bir kişinin konuşmasını kabul etmiyorsak, konuşma kabul etmiyorsak, düşünmeden konuşuyor, sayıklıyor diyorsak, kendi varlığının, kendi şahsiyetinin, Allah'ın kendisine verdiği emanetin farkında olmayan bir kişinin Allah'ı tasdik etmesinin ne şeyi vardır ki? Ben noter değilim. Getir bana kağıdı okudum. Tamam bu iş olur dedim imzamı attım. Kim takar benim imzamı? Aynı nasıl o noter için lazım gereken bir tescil belgesi, bir eğitim süreci, bir makam mevki vesaire varsa ya adam bir şey yapmıyor ben uğraşıyorum sabahtan beri arabayı almak için arsayı almak için bir imza atıyor gidiyor diyorsun o imza olmasa bir işe yaramıyor ama o adam o imzayı atabilmek için nasıl bir süreçten geçti ve hangi makamda tasdik makamı hangi, tasdik makamında ben de tasdik diyorum deyince sen istediğin kadar tasdik noter misin sen diyorlar Riyakat. adama Biyakat. peki adi bir dünya ticaretinde bile bir adama sen kimsin ki bunu tasdik ediyorsun denildiğinde ben çocuğuma geçer not verdim dediğinde çocuğun mezun olur mu? Olmaz. Peki dünya hayatında bu ticari meselelerde hatta adi diyebileceğimiz dine nispetle, ahirete nispetle, alel ade diyebileceğimiz, herkesin yapabileceği meselelerde bile bir tasdik makamındaki insandan bir ehliyet, bir selahiyet bekleniyor da Allah'ı tasdik eden kulun kendisini bilmesi ve şahsiyeti hususunda hiçbir sorgulama yapılmaz. Bunu defaatle anlattık. İşte ayet var. Bunu felsefe konuşma zannedenler olabilir. Ya estezu bile. Ya amenu aminu billahi ve rasulî. Ey iman edenler. Anladık. Allah ve Resulüne iman ediniz. Bir başka ayeti kerimede münafıkun suresinde. Onlar sana gelirler derler ki. Muhakkak ki sen Allah'ın Resulüsün. Evet. Ey Habibim. Sen Allah'ın Resulüsün. Ama onlar yalancı. Münafıkun süresi bu. Demek ki mesele benim Allah'ı tasdik etme meselem değil. Benim Allah'ı tasdik edebilecek bir ağza ve kalbe sahip olmam mesele. Onun adı iman işte. Onun adı din. Ve bunun ahlak olarak bu sözle bu niyetle azalarımdan ve fiilinden görünmese de ahlak deniyor. Esmaül Hüsna bendeki bu ahlakın tezahürü için Rabbimi, sahibimi, beni terbiye edeni anlamak için Allah'ın bizi efendim lütfuyla, rahmaniyetiyle, rahimiyetiyle bilgilendirilmesine deniyor ki hepsini cem ettiğinizde El-Habir ismi şerifi bizim günlük hayatımızda saniyelik, anlık bize lazım olan bilgileri devamlı olarak her kişiye özel aktaran bir Hazreti Allah'ın El-Habir ismi şerifiyle Karşı karşıya izlemektir. O yüzden bu isim hep bir şeylerden haberdar olmak, bir şeyleri duymak, aman Allah görüyor tarzındaki meseleyi sati bir şekle getirmek yüzünden üzerinde pek konuşulmuş bir esma ustaa değildir. İnsanın kendini bilmesi, kendini bildirebilmesi, ifade edebilmesi, kulluğunu gösterebilmesi, hayır şer iyi kötü amel çizgisinde ve hayatı okumadaki muhtaç olduğu el habirle irtibatını maalesef anlatamıyoruz. En fazla konuşulan şey şuraya geliyor. Allah habirdir. Kur'an-ı Kerim'i indi. Kur'an-ı Kerim'in inişi de el habir ismi şerifine işaret eder. Bize haberdar eder. Yani Allah Teala. Fakat demin söylediğimiz gibi Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bize göndermesi, bak burada bir nüans var. Dinleyicilerimizin ayağa kaymasın, dikkat etsinler. Kur'an-ı Kerim bize gelmiş bir haberdir. Dediğinde şöyle olur o. Mahluk gibi olur o zaman Kur'an-ı Kerim. Hayır, El-Habir, Kur'an-ı Kerim'le bize haber veren demek değildir. O zaman Allah Teala zatında kelamı var da, bazı şeylere haber vermek için bize bülten geçiyor gibi olur. El-Habir, Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bizi haberdar eden demek değildir. El-Habir, Allah'ın kendi zatında olan ayetlerden bizi haberdar etmesidir. Bakın arada fark var. Çok fark var. İnşallah anlatabiliyorumdur. Estağfurullah, yani o kadar güzel dinleyicilerimiz, ki. Seyirci konumunda olsalar benim burada kıvranmamı görürler yani. Ben çünkü. Naçizane. Muhteşem anlatım. Hayır. Hayır gerçekten yani, ben bile anlıyorsam. Çok önemli bir detay. Yani belki süremiz de daralıyor bu arada. Ee, onu da toparlayalım. Allah bize haberdar bilir. Allah bak biliyoruz işte bak haramı öğrendik ya. Tam gidiyordum ayetinde öğren. Öyle değil ki mesele. Bu Allah'ın indinde bu ayetler var idi. Ne zaman? Kainat yaratılmadan evvel. Allah Teala'nın bu ayetlerden bizi haberdar etmesini El-Habir ismi şerifi karşılıyor. Peki bunu niye yapıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Her surenin başındaki besmele sırrıyla. Rahman ve Rahim olduğu için yapıyor bunu. Allah Teala. Ve bizi hep La ilahe illallah noktasında bulunduruyor. Şimdi El-Habir ismi şerifi herhalde anlaşıldı. Fakat şu bir cümleyle hemen atladık. Onu da açalım da toparlayalım. Böylece genel hattıyla yani dinleyicilerimize yalnız şunu söyleyelim. Burada anlattıklarımızı kitaptan böyle işin ehli olan zatların yazmış olduğu Esma-i Hüsna kitaplarından bakarak veya ayet-i kerimelerin mesela bugün artık programlar da var. El-Habir ismi şerifi Kur'an-ı Kerim'de kaç yerde geçiyor deyip bulabilirler ve orada ayetin mealine bakabilirler. Bu mı? onlarla beraber lütfen mütalaha etsinler. Yani bu tek başına alınmaz. Bu bir zihni mülahaza, fikri böyle mütalaha, biraz da okuduktan, muhasebe yaptıktan, müktesebat yaptıktan sonra beraberce olursa bunlar varmış gibi konuşuyorum çünkü. Var farz ederek konuşuyorum. Güzel bir bütünlük arz eder diye düşünüyorum. Şimdi şuraya temas etmiştik dedim. Çabucak geçtik, vaktimiz de daralıyor. El-Habir ismi şerifinde, El-Alim'den, El-Hakim'den daha farklı bir şey var. Mesela el müheymin ismi şerifi var. El-Aziz ismi şerifi var. Bir kere hemen dinleyicilerimiz fark etmişlerdir. Allah Teala'nın bizi Esma-ül Hüsna'sından haberdar etmesi bile El-Habir ismi şerifiyle alakalı. Bak ne kadar Göz ardı edilen bir isim. Ama diğer bir noktada da El Kabir birebir hani anlık nasıl diyorlar mesela ileriye yönelik yatırımlar falan filan gibi değil hani likit hani o an e, spontane geçen hadiselerde bile birebir Allah Teala'nın bize bize haberdar etmesi ve bizden her an haberdar olmasıyla alakalı sıcak bir kul Allah ilişkisi var ortada. El Habir'de bu var. Ne zaman bunu hissedebiliyorsunuz? Son dakika inşallah. diyorlar, sıcak gelişme diyorlar. Son an, ani haber, acil haber. Hı hı. Neden haber denildiğinde bundan bir aylık bir aya belki habere bakar mısınız? Hani bir gazetecisiniz, bir mevzu araştırıyorsunuz, bir döneyim arşiva bakayım dersiniz. Gelecekten haber veren şey de size çok alakalı. Şu an size bugün şu oldu, yarın ne olacak? En fazla hafta sonuna kadar bir hava durumuna bakarsınız. Mesela. O zaman el Habir bir şerifinde kulla Allah arasında sıcak bir ilişki vardır. Sıcak bir alakaya işaret vardır. Ne demektir yani? Allah'tan habersiz yaşamamak için El Habir ismi şerifini çokça fikretmek ve zikretmek lazım. Ağzınıza sağlık gerçekten muhteşem. Hani bir kapanış yaparken çok zorlanıyorum o kadar muhteşem. izah ediyorsunuz ki ağzınıza sağlık gerçekten. O zaman bu Allah kul ilişkisini en sıcak yaşayanlardan olmamız dileğiyle. Amin. Aynen. veda edelim programımıza. Ben Nesibe Sarıhan, kıymetli hocamız Mehmet Fatih Çıtlak, yapımdaki arkadaşımız Nazlı Güven, teknik yönetmenimiz Nihat Tuna. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yeni bir ismi şerifle sizlerle olacağız. Hoşçakalın. Aşkın isimleri. hazırlayan ve sunanlar Mehmet Fatih Çıtlak Nesibe Sarıhan TRT Podcasting yayınını dinlediniz.